İyi Parti lideri Meral Akşener kendisinden beklenen konuşmayı nihayet yaptı. Şimdi hatırlayacaksınız, Meral Akşener Siirt'e gitmişti. Devlet Bahçeli'nin deyişiyle şerefsizin birisi çıkıp Meral Akşener'in gözünün içine baka 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 burası Kürdistan demişti. Ve şu an senin bulunduğun yer Kürdistan'dır. Ama ne yazık ki mecliste bu Kürdistan inkar ediliyor. Meral Akşener de çok fazla tepki göstermeden kendince bir takım şeyler söylemişti. Ben Türk siyasetçiyim, sen Kürtsün, ben buraya gelmişim, ikimiz konuşuyoruz falan filan demişti. Meral Akşener'in o konuşmada şunu yapmak isteyenler oldu. Neden sessiz kaldı? Aslında sessiz kalmadı, cevap verdi ama cevap yeterli değildi. Niye burası Kürdistan değil, burası Türkiye Cumhuriyeti topraklarıdır demedi? Demedi. Sonuçta bu burası Kürdistan'dır. Burayı biz işte geliyorsunuz, biz burayı işgal altındadır falan gibi. Osman Baydemir teröristi de buna destek olarak oralar işgal altındadır. Siz oralarda misafirsiniz falan dedi. Ve bu siyasetin de gündemine taşındı. Devlet Bahçeli bu konuda çok net ve sert açıklama yaptı. Ve Meral Akşener'i hedef aldı. Niye sessiz kaldın dedi. Ve karşısına çıkan bölücü bir alçağın. Burası Kürdistan'dır bühtanına tek kelime edememiştir. Yazıklar olsun. Sadece Devlet Bahçeli değil, birçok siyasetçi, birçok gazeteci ne Kürdistan'a lan burası Türkiye deseydin diye Meral Akşener'in bir kez daha yumruğunu, hani bir sert çıkışları vardı Meral Akşener'in, sert bir şekilde yumruğunu masaya vurmasını istediler. Biraz da ileriye gittiler. Heval Akşener diyenler oldu. Bir sürü şey söylendi. Sonuçta Meral Akşener bugün kürsüye çıktı ve partisinin grup toplantısında konuştu. Siirt'te her zamanki AK Parti atraksiyonunun dışında bu defa da bir HDP çalışanı ziyaret ettiğimiz bir esnafa gelip burası Kürdistan dedi. Birden İçişleri Bakanı ve küçük ortak mensupları şoke olmuş bir biçimde feveran etmeye başladı. Neymiş, nasıl olur da burası Kürdistan dermiş. Niye şaşırıyorsunuz muhteremler? Söylesenize neye şaşırıyorsunuz? Bu kişi bir HDP çalışanı. Biz aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. O HDP kendisine buranın Kürdistan olduğunu, Siirt'in Kürdistan olduğunu söyleyen kişinin HDP çalışanı olduğunu belirtti. Sonra topu biraz yuvarlamaya çalıştı Meral Akşener. Yani işte şeyin gündemini, PKK'nın gündemini Türkiye'nin gündemine sokuyorlar falan gibi bir takım açıklamalar yaptı. Kendisini bir dinledik. Burada da söylediği gibi işte biraz Bahçeli, biraz Süleyman Soylu'yu işte şikayet ediyor halka. Biraz kızıyor. Ben burada Meral Akşener'den beklentim şuydu. HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırması yeni değil. Bunu birkaç defa söyledi. Bazen de işte diyorlar ki Selahattin Demirtaş'ı kahvaltıya davet etti. Şimdi inişler çıkışlar yok değil. Ama ben Meral Akşener'in şahsi görüşümü söylüyorum. Bu kürsüde gelip böyle bir açıklama yapmak yerine orada bu tepkiyi ortaya koysaydı. Biz aylardır ne diyoruz? HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz. Biz HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırıyoruz ifadesini bu adamın yüzüne söyleseydi. Bak sen bir HDP çalışanısın. Senin yerin PKK'nın yanıdır. Sen şu anda bana PKK'yı dayatmaya çalışıyorsun. Burası Kürdistan değil kardeşim. Türkiye'nin hiçbir bölgesinde Kürdistan diye bir coğrafya yoktur. Olmaz da. Hadi bana eyvallah. Hadi diyor ya bir başka görüşmede. Vatandaş şikayette bulunuyor, işte siz şöylesiniz, CHP şöyledir falan filan. Meral Hanım ne diyor? Ben gidiyorum. Bak yaptığınız CHP, zihniyeti ve HDP. Dünkü tezkere olayında kendilerini gösterdiler. Yani hiç mi burada hani canınızı sıkan, ya bunlar yanlış yapıyorlar. Biz bunlarla nasıl beraber yoluyoruz demediniz mi? Sadece şu soruya bir cevap vermişsiniz mi? Bunun gibi yapıp ben gidiyorum deseydi, emin olun Meral Hanım büyük alkış alırdı. Benim görüşüm, eleştirim bu ama Meral Akşener'in böyle o adama sessiz kalması vesaire bunu bilerek, isteyerek, işte HDP'nin şeyini, sempatisini kazanmak için
Oradası hayır. Yani Meral Akşener benim 30-35 yıldır tanıdığım birisi. Yani o kadar da değil. Ama etkisiz kaldığını kabul ediyorum. Aslında Meral Hanım da etkisiz kaldığını kabul ediyor ve orada konuşması gereken şeyleri konuşmadığını fark ediyor. O kadar fark ediyor ki. Bakın bir video getireyim tekrar Meral Akşener'in grup toplantısında. Sayın Bahçeli ile Sayın Öcalan arasındaki mektup arkadaşlığını zaten biliyorduk biz de. Burada Abdullah Öcalan'a o bebek katiline sayın diyor. Ya o kadar kafası orada kalmış. Hani maç yöneten hakemler yanlış bir karar verdikten sonra kafalar orada kalıyor ya. Meral Hanım da kafası orada kalmış. Sonra özür diliyor, gaf yaptı. Özür diliyor, Türk milletinden özür diliyor. Eyvallah ama bu görüntülerle daha çok karşılaşacak Meral Akşener. Çünkü gittiği yerler, Doğu ve Güneydoğu'da böyle tipler var, olacaktır. Karşısına da çıkacaktır. Şimdi Meral Akşener'in bu çıkışı tabii hemen karşılık buldu. Kimden karşılık buldu? HDP eş genel başkanı Mithat Sancar'dan karşılık buldu. O da Meral Akşener PKK'yı HDP'nin yanında ya da HDP'yi PKK'nın yanında konumlandırınca Mithat Sancar parti grubunda cevap verdi. Diyor, kim ki iktidara yaranmak amacıyla iktidarın sözlerine yanaşırsa iktidarın kaderini paylaşacaktır diyor. Siyasi darbe operasyonu tüm hızıyla devam ediyor ama HDP'nin inadı sürüyor. HDP halkın içine umut adresi olmaya eşit ortak yaşam, demokratik gelecek ve özgürlük hedefine konumlanmıştır. Söyleyecek sözü anlatacak hikayesi kalmayanlar eski güvenin güvenli gölgesine sığınıyorlar. Bu gölgenin güven sağlayacak gücü kalmamıştır diyor. Falan falan. Tabii şimdi bu normal karşılanabilir. Mithat Sancar cevap verdi, o söyledi ama bunun bir yankısı var. CHP ile İyi Parti ittifak. Aslında CHP ile HDP de ittifak. Yani ittifaklarını nerede gördük? Tezkerede. Ve Cumhuriyet Halk Partisi Genel Başkanı daha önce evet dediği tezkerelere hiç böyle bir kılıflar uydurmamıştı. Türkiye'ye yabancı askerler gelmiş falan. Cumhuriyete ihanettir dedi. İyi Partili Musavat Dervişoğlu da çıktı dedi ki bir dakika ya sen kime hain diyorsun? Şimdi bunların hepsini birbirine karıştıralım. Çarşı karıştı diyebiliriz arkadaşlar. Yani Millet İttifakı'nda önümüzdeki günlerde çatırdamalar gün yüzüne çıkmaya başlayabilir. Çünkü Kılıçdaroğlu farklı bir yol izledi ve bu tezkere konusunda hakikaten kendisinden beklenmeyen bir hareket yaptı. Şimdi Suriye'de, işte Irak'ta vesaire buralarda Türk ordusu mücadele ediyor. YPG'ye, PKK'ya karşı, DAEŞ'e karşı. Kemal Kılıçdaroğlu ve ortağı HDP, artık ortağı diyebiliriz, tezkere ortağı HDP. Buralarda PKK-YPG'nin meydanı boş bulmasını, istedikleri gibi at koşturmasını istediler. O yüzden de hayır dediler. Pervin Buldan Allah şaşırttı, evet dedi ama sonra düzelttiler. Ama şimdi bir işin bir başka boyutu var. Bugün bir video düştü önümüze. Yozgat'a gitti mi bugün Kemal Kılıçdaroğlu? Yozgat'ta muhtar buluşması mı artık bilmiyorum. Burada bir konuşma yaptı. Ya Allah Allah. Gözlerimi kapattım. Açtım. Evet Kemal Kılıçdaroğlu. Ne diyor biliyor musunuz? Bir dinleyelim. Terörle mücadele. Bunların yaptığı gibi yapmayacağız. Söz veriyorum söz. O Kandil denen yuvayı yerle yeksan etmezsem Kılıçdaroğlu demesinler. Bu kardeşiniz size söz veriyor. O Kandil var ya o Kandil. Ya sen o Kandil'in 2 gün önce daha 3-5 gün önce tezkereye hayır diyerek o Kandil'in orada cirit atmasını sağlayan adamsın. Sen nereye kimin başına ekiyorsun? Orada Kandil mi kalmış artık? Adamlar başka yere gitmişler. Suriye'de orada başka şey yapıyorlar. Kemal Kılıçdaroğlu günah çıkarıyor. Kandil'i bunların başına ben de orayı şey yapmazsam, ben de şunu yapmazsam. Vallahi yapamazsın kardeşim. Çünkü senin ne yaptığın belli değil. Kılıçdaroğlu'nun bu çıkışı HDP'de nasıl karşılık bulacak? Ben esas onu merak ediyorum. Yani Kandil'i yıkacağım dedin. Gara mesela. Garayı da yıkacağım desene. Ya da Gara'da o şehit olan evlatlarımızın
senin adına Kandil dediğin PKK terör örgütü tarafından şehit edilen o çocuklara da sahip çıksana. O Kandil'de Diyarbakır analarının acılarını katlayan çocuk yaştaki evlatlarını bu anaların kucağından kaçıran o Kandil'i bıraktığı o acı tabloya da bir el versene, bir destek versene, bir omuz versene. Kandil'i başarına yıkmak istiyorsan onların Diyarbakır'a git. HDP binası önünde analar bekliyor. Onlara destek ver. Onlar o eylemleriyle o Kandil'i başlarına yıktılar zaten. Bir de sen destek ver, tam olsun. Öyle lafla ben yıkacağım. Ya dünya alem biliyor ki sen iktidar olamayacaksın. Nasıl yıkacaksın? Tek başına bir iktidarın olacak mı? Millet İttifakı'yla artık yavaş yavaş sorunlar yaşıyor. Adamlara hain dedin ya. Hain dedin, hain. Adamları Cumhuriyet'e ihanet etmekle suçladın. Bu adamlar sana nasıl güvensinler? Niye şaşırıyoruz ya? Kemal Kılıçdaroğlu ne yapsa yeridir diyoruz.